kurultay öncesi eyalette demokratlar ön plandaydı. Sadece demokrat olmayı kutlayan seçmenler, Kasım ayındaki seçimde Kuzey Carolina'yı kazanmak zorunda olduklarının farkında. Kuzey Carolina'da işsizlik oranı ülke ortalaması olan %8'in de oldukça üstünde. Buradaki birçok kişi büyük firmaları suçluyor. James Hoffa Jr., Amerika'daki en büyük işçi sendikasının başkanı. Buradaki fabrikaları alıp Meksika'ya, Hindistan'a taşıyorlar. Bütün bunlar orta sınıf için gerekli olan işlerin başka ülkelere gitmesine ve bu sınıfın çökmesine yol açıyor. Demokratlar ülkeyi ekonomik krize sokanların cumhuriyetçiler olduğu suçlamasında bulunuyor. Medeni haklar savunucusu Jesse Jackson da bunlardan biri. Başkan Obama ayda 800 bin kişilik iş kaybı mirası aldı. Bu 3,5 milyon işin kaybolması demek. Ekonomimiz kanıyordu. Ancak bu kanama artık durdu. Son 5 yılda 5 kesinti yaşadım. Reginald Purcell de ekonomik sıkıntı yaşayanlardan. Bu hafta kurultay nedeniyle geçici bir iş bulmuş. İşsizliğe rağmen Purcell, Başkan Obama'ya oy vereceğini söylüyor. Ekonominin artık düzelmeye başlayacağı noktaya geldiğimize inanıyorum. Demokratlar bu hafta boyunca seçmenlere politikalarını anlatma fırsatı bulacak. Kurultayın yapıldığı konferans merkezi önümüzdeki saatlerde 6000 delege, binlerce gönüllü ve Demokrat Parti taraftarıyla dolup taşacak. Önemli konuşmalar televizyonlardan naklen yayınlanacak. Ayrıca ülkenin çeşitli kentlerinde 4000 salonda Demokrat Partililer kurultayı izleyecek. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington.